Selam dostlar, selam arkadaşlar. Özcan Ustam yanımda. Aracın öncelikle bakımını yaptık. Onu da kanal içerisinde bulabilirsiniz. Şimdi aracın motor kısmına yağ yerine mazot koyarsak ne olur adlı videoya geldik. Ustam şu anda ne yapıyoruz? Pompadan mazot çekiyoruz. Yaklaşık 4 litre mazot almamız gerekiyor. 3 mi? 3 litre yeterli diyor. Tamam. Yarım litre de o 3,5 litre. Evet arkadaşlar. Yağ kalıntılarını temizlemek amaçlı. Sağ olsunlar, herkes yapmazlar. İlaç nedir usta? Tamam. Bir dahaki bakıma bunu yapalım mı? İnşallah bir dahaki bakıma biz o videoyu yapacağız. Ben bilgim o kadar net değil. Sağ olsun yıllarını vermiş, saçını dökmüş ustam burada. Bu konuda bize yardımcı olacak dediğim gibi. Neydi? Yağ yerine mazot koyacağız. Hem kurum temizliğini yapmış olacağız, yağ kalıntısını. Çünkü dizellerde hemen yağ katarsınız, 300-500 km olmadan simsiyah olur. Sanki yağ özelliğini kaybetmiş gibi. Ama benzin motorlarda böyle bir durum söz konusu değil. Benzin motorda hemen hemen yani 10.000 km'ye yaklaşmaya yakın kararma yapıyor. Ama dizellerde böyle bir problemimiz var. Bakımlarını kesinlikle atlamayın. MYT Arkadaşlar bununla ilgili kurulu ekibimiz, bakım videomuz mevcut kanalın içerisinde, önce onu atarız, sonrasında mazotla temizleme videosunu atacağız. Arkadaşlar dediğim gibi ister parçaları kendiniz internetten alın, ustalarım işçilik konusunda da yardımcı oluyorlar. Bir arzu ederseniz orijinal parçalar konusunda gerçekten bunlar hassas konular. Evet, yani çünkü neden hava filtresi yarım santim ufak oluyor, yerine oturmuyor, ondan sonra yağ filtresi oturmuyor. O yüzden yedek parçaları bu şekil kullanmamızı tavsiye ediyor. Şu anda hala çekim yapıyor arkadaşlar. Usta bir litre olmadı. Biraz daha çakayım. Tamam, yeterli der usta. Evet, yağımızı tamamıyla boşalttık, aracın içerisinde yağ yok. Orada kesmiştim, tapayı kapattık. Yağ filtresini değiştirmedik. Evet, şöyle. Hemen ön tarafa çevireyim kamerayı. Evet arkadaşlar, olduğu gibi. Yağsız bir araç 5 dakika çalışabilir, 5 dakika sonra geçmiş olsun. Bak. Yani biz bu süreyi ne kadar tutacağız? 5 dakika. Hayır, bunu biz 1 dakika tutacağız. Biz 1 dakikalık bir süreç içerisinde bu aracı çalıştıracağız. Sadece içini temizlesin. İçini temizleyecek. Olduğu gibi boşaltacağız arkadaşlar. Zaten araç bakımlı olduğu için çok fazla konu. Şu an yağ yok, ikazı veriyor araç. Evet arkadaşlar. Mazot olduğu için. Araç stop servis olarak uyarı verdi. O da mazot filtresinden dolayı. Evet. Aracımız çalıştı arkadaşlar. Aracın içerisinde sadece mazot var. Mazotla bu şekilde yıkama yapıyoruz. Hatta araba... Vitesle mi abi araba? Bu lastikliğe dönüyor. Ya. Lastiğimiz bu şekilde dönüyor. Kısa süreli çalışmanın ardından yaklaşık İkaz verdi o yüzden. Kaldır arabayı, yağını salalım, şeyini salalım. Arabayı kaldırıyoruz. Yağını salalım dedin, mazot salalım deseydin ya. Evet. Bunun da mazotunu bu şekilde salıyoruz. Aracımız 1.5 dizel Clio 2.
yaklaşık yarım litreye yakın yağ filtresini değiştirmemiz için içinde yağ vardı. 1,5-2 litreye yakın da mazot koyduk. Bu şekilde çalıştırarak içerisindeki kurum pisliği attık. Bir dahaki bakıma nasip olursa temizleme kurum temizleme ilaçları var. Onunla ilgili de videoyu oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, daha berrak bir şekilde bu şekilde mazotumuz akıyor arkadaşlar. Ya buna mazot koyduk. İçerisinde yağ olduğu için, mazot yağlı olduğu için bu şekilde güvenilirken kısa süreli çalıştırmayı sağladık arkadaşlar. Bu benzin olmuş olsa kesinlikle bu şekilde olmaz. Yağ tamamen salacak kendini. Damlaya kadar. Bu damlaya sayı kadar biz bunu sonrasında yağını tamamlayacağız. Bakımını da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, tapanın contası arkadaşlar bu. Kesinlikle değiştirin bunları. Valla o da ustalarıma size yapmış olduğu kıyak gibi düşünün yani. Unutabilirler. Evet. Aracımıza. Yağ yerine mazot koyarsak ne olur adlı videomuz temizlemek amaçlıydı. Dediğim gibi aracın bakım videosu bir önceki videomuz. İyi kartlara bırakacağım arkadaşlar. Ustamın da ellerine sağlık. Biz şimdi dediğim gibi bakım videosuna doğru ilerleyelim. Burada. Evet arkadaşlar, burada biz bir videoyu sonluyoruz. Ustamın bizim bu kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Altta kırmızı bir tane abone ol kısmı var ücretsiz olarak. Oraya basıyorsunuz ve yeni videolardan haberdar olmak için. Orada çam var. Çam da açın lütfen. Evet. Yani şu parça var. O parçayla ilgili ayrıyeten bir video. Ya zaten ben bu bakımdan öncesinden konuşmuştum. Ne dedim? Ustam bunu buldu. Ben 3 tane klimacı dolaştım. Neredeyse 2005 model aracı servise götürecektim. Böyle bir klima. Klima neydi? Hadi onu açıklayayım. Normalde araç fan açasıya kadar klima devreye girmiyordu. Fan açtıktan sonra klima devreye giriyordu. O müşür ismi ne usta? Klima müşürü. Sensör. Klima müşürü. Ufacık bir şey. Vallahi böyle sıkıntılar yaratıyor. Yani bunu da uzman kişilerle arkadaş olmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bakım videosu. Ondan sonra Bürt'ün enjektör temizleyici ile ilgili açıklayıcı bilgi olacak. Birkaç tane video. Biz buradayız ama öğlene kadar dediğim gibi MYT garaj arkadaşlar. İyi kartlara bırakırım. Diğer biz videomuza geçiyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bizi Facebook Geek TV sayfası ve kişisel hesabımız olan Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar, esen kalın.